Evet, bugünün konusu nasıl mapping yaparız, onu tartışacağız. Daha demin arkadaşlar yarım saat video çekmeye uğraştım. Çektim. Sesimi kaydetmemiş. Ve şimdi yarım saat tekrardan uğraşacağım. Şimdi iki tane program lazım. Açıklamada linkleri var. Hemen geçelim. İlk programımız çizim. Buradan hemen bir proje yaratalım. Daha demin de çektiğim buydu abi ya, buydu. Ama maalesef olmadı. Öncelikle buradan artıya tıklayarak fırçaya tıklıyoruz. Bir çizimle başla. Özel. Bakın özel. Buna bastıktan sonra genişliği 1280'e 720p'de açacağım. İsterseniz 1920'ye 1080p'de açabilirsiniz. Fakat bu eski telefonlarda kasmaya neden olabilir. Telefonunuz eğer eski ise arkadaşlar daha demin yerlerini yanlış yazdım. Genişlik 1280'e yükseklik 720. Buna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim öncelikle sınırları çizmemiz lazım. Sınırları çizmemiz lazım. Onun için şu şekilde bir harita buldum internetten. Bunu hemen buraya yerleştiriyoruz. Şimdi sınırları çizeceğiz arkadaşlar. Sınırları çizdikten sonra geliyorsunuz. Sınırları nasıl çizeceksiniz? Kaleminizin boyutunu 4'te ayarlamanızı tavsiye ederim. Eğer böyle video yani böyle sınırlar, adalar falan varsa 2'de çizin. Yani çünkü adalar gözükmez. Çok kalitesiz bir harita olur. Rengimiz siyah. Siyah renkte sınırların üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde sınırların üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum arkadaşlar. Bu arada haritayı nereden bulduğumuzu da gösterelim. Evet arkadaşlar, haritayı bulmak için Google'a Mongolia Blank Map yazdım. Ve karşıma çıkan bu. İkincisi. İkincisinden haritaya ulaşabilirsiniz. Hemen videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sınırların üzerinden geçtik. Buradan sonra katmanlar sekmesine tıklıyoruz. Ve bizim eskiden yüklemiş olduğumuz şu haritayı, bakın şimdi şurayı daha iyi göster, pardon, daha iyi göstermek için üstü oynatıyorum, görüyorsunuz. Onun üst, oynattığım yerdeki üstünde çöp butonu var, ona tıklıyoruz ve haritamızı siliyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar, en alttaki artı simgesine bir kere tıklayarak yeni bir katman oluşturmak. Bu oluşturduğumuz katmanı üzerinde basılı tutarak sınırlarımızı altına koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane renk kullanırız genellikle. Biri beyaz. Beyazı Rusya'ya koyalım. Çünkü Rusya bu savaşa müdahale edecek bir ülke değil. İkincisi koyu kırmızı. Şu şekilde. Üçüncüsü ise koyu mavi. O renk olayını da şuradan ayarlarsınız. Yanında gösteriyor zaten renkleri. Koyu maviyi de şu şekilde işaretliyoruz. Bir dakika. Evet, ben şöyle çok ufak bir hata yapmışım arkadaşlar. Sorun yok, sorun yok. Bundan sonra arkadaşlar, ya bu hata için kusura bakmayın, normalde olmaz o. Ya sınırları boyamamış tuhaf bir şekilde. Ben de tam anlamadım. Yani üzerinden geçerek boyayabilirsiniz şu şekilde ama ben de bir hata oluştu. Bu hatayı dediğim gibi üzerinden geçerek şu şekilde çözebilirsiniz. Fakat yani şu an o hata yüzünden biraz haritamız kötü gözükecek. Fakat üstlerinden geçerek, yani şu şekilde dediğim gibi üstünden geçerek çözebilirsiniz bu hatayı. Hemen ufak bir şuraya bir panel oluşturalım arkadaşlar. Bu arada çok temel şeyler öğreniyoruz. Bu bir seri olacak böyle. Seri tarzı. Şöyle 80 yeterlidir. 80 iyidir. 80'de gri yapalım. Gri olsun. Boyutu 72 ayarlayalım ya da. Evet, şimdi şu şekilde panelimizi oluşturalım. Şöyle hemen yanlarından da geçmek istiyorum. Yanlarından geçelim. Bu arada
Elim kaldı yok arkadaşlar. Tuhaf sesler geliyor olabilir. Bu şekilde hemen bir kimle kimin savaştığını belli etmek için şuraya ufak bir panel yapıyorum. Ama bak senin var ya. Evet kusura bakmayın. Daha demin hata için. Buraya şu şekilde bir panel oluşturduk gördüğünüz gibi. Bu panelde şu şekilde. Bakın bunu tıkladık. Burada bir tane renklerimizin üstünde bir şöyle bir şey var. Bakın bir şu gri rengine tıkladım ya. Üstünde bir tane şey var. Burada tıkladıktan sonra Moğolistan'ınkini alalım. 36 fena değildir. Şu şekilde. Pardon. Şöyle. Pardon. 29. 29. 25'te yapıyorum arkadaşlar. Şuraya 3 tane renk koyuyorsunuz. Koyudan açığa doğru. Mesela bu koyuda bunu açıklaştırdım. Sonra tekrardan açıklaştırıyorum şu şekilde. Tarık şekilde. Aynı şey Çin için de yapalım. Öncelikle aynı işlemi yaparak buradan Çin'in rengini alıyoruz. Ve şu şekilde bunları koyduk. Kimin kim olduğunu ayırt etmeleri için ülkelerin isimlerini yazalım. Moğolistan yazıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar burada bu yazı tipi çok sıkıcı bir yazı tipi bence. Şurada bakın AA var. Büyük A küçük A buna basıyorsunuz. Buradan yazı tipini değiştirebilirsiniz veya kalınlaştırabilirsiniz. Kalınlaştırmak bence daha iyi oluyor. Ondan dolayı kalınlaştıracağım. Çin yazalım bir de şu şekilde. Çin'i biraz büyütelim. Çünkü Moğolistan kadar küçük bir yazı değil. Evet. Şu an her şeyimiz hazır arkadaşlar. Dediğim gibi şu ufak sıkıntı için kusuruma bakmayın. Onu belki düzeltebilirim. Belki. Ya valla ben de anlamadım bunu. Bir saniye arkadaşlar. Her şeyi tekrardan yapalım. Şu an onu da siliyor galiba. O zaman şu şekilde silelim. Onları daha sonra öğreneceğimiz için hemen hızlıca yapayım ben bunu. Ufak bir hata oldu arkadaşlar. Ben de bilmiyorum neden olduğunu ama. Kötü bir gözüküyor. Onu düzeltmeye çalışacağım. Bunu zaten küçültmemiz lazımmış. Evet. Bunu aşağı doğru birleştirelim. Bunu en üst alacağım. Bu bizim panelimiz dediğim gibi. Ya bununla mı bir alakası var acaba? Bu şekilde bir rengini değiştirelim. Yok bununla bir alakası yok. Beyaz alalım tekrardan. Bunu da gizleyebilirsiniz. Buna yine bir tane panel katman oluşturup aşağı götürüyorum ve bu sorunu yaşıyorsanız bu şekilde de çözmüş oluyoruz aynı zamanda. Güzel olur. 35 diyelim. 35. Evet 35'te arkadaşlar sorunumuz çözüldü. Nihayet. Vay. Vay 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 vay. Evet her yeri boyadım burada. Yapmak istediğim şey bu değildi. O zaman şu şekilde elimle boyuyorum. Yine renklerimizi aynı şekilde yerleştireceğiz. Buradan bir saniye yalnız şundan yapalım Çin'i. Sonra hata olmasın arkadaşlar. Çünkü ben kafama göre seçtim o rengi. Paneldeki renklerin aynısını tercih etmenizi isteyeceğim. Yani bir zahmet bunu yapın. Sıradaki bölümde neler yapabiliriz onu düşüneceğim. Yani gölgelendirme olayına girebiliriz veya yahut şu paneli daha kaliteli nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Bir de Rusya'yı boyayalım bu şekilde. Evet, hazır. Şu an her şeyimiz hazır arkadaşlar. Panelimiz falan var. Çok basit bir tasarım gösterdim burada size. Amacım bunu olabildiğince iyileştirmek. Şimdi artık işgallerimize geçebiliriz. Şunu hemen şöyle çekiyorum. Şuradan bizim işgal rengimizi seçerek bakın şuna tıklanmış olmamız lazım. Buna tıklarsak sınırları siler arkadaşlar. Ondan dolayı alta tıklayacağız ve şu şekilde büyüteceğiz. Sonra kova yardımıyla dolgu diyorlar ama kova diyelim biz buna. Bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar Çin burayı ele geçirdi. Biz burayı işgal etmesi için şu şekilde şuradan birazcık daha koyusun olarak işgal ettiriyoruz burayı. Bu arada şunlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar şu en baştaki bölge ele geçirildi demek. Bu ortadaki işgal edildi demek. Sondaki ise ilhak etti demek. İlhak etti demek kendi topraklarına kattı demek. Yani aynı zamanda şu şekilde biz ülkemizi, Çin'imizi büyütmeye devam edelim.
Bu biraz dediğim gibi böyle uzun sürüyor. Hani bakın bu arada şey çekmeye gösterdim bakın. Şu var ya bakın gösteriyorum. Şuna basıyoruz. Sonra tekrardan 3 noktaya basıyoruz. Sonra resim olarak aktar. Bu kadar. Bunu da öğrendik. İşte bu şekilde. Mapping yapabilirsiniz. Ben şimdi hızlı hızlı yapacağım ama. Lütfen vurmayın bana. Hani bu öğrenmeniz için normalde yani bunları daha küçük yapacaksınız. Şu an ben ele geçirilen bölgeleri acayip büyük yapıyorum. Yani siz nasıl yapmalısınız? Pardon. Elimdeydi. Hay ya, hay ya. Tamam. Aynı şekilde şurayı doldurdum. Siz şöyle yapın. Yani lütfen bu çok daha iyi gözükür göze. Ufak yapın böyle arkadaşlar. Böyle ufak yapın. Biraz daha uğraştırıcı ama çok daha iyi olur videonuz, haberiniz olsun. Ben şu an videoyu bu kısmı hızlı bitirmek için yapıyorum. Evet. Büyütmeye devam edelim. Buradan böyle büyütmeye devam. İşte bu şekilde. Arkadaşlar şu an her şeyi tamamladık. Evet, şu an her şey tamamlandı. Tekrardan kaydediyorum. Evet arkadaşlar, hemen videoyu durdurarak yapmamız gereken diğer şeyleri size göstereyim. Evet, ana menüdeyiz. Şimdi video show lazım bize. Bunların ikisi bu arada açıklamada var, söylemiştim. Hemen videoyu düzenle var. Bakın burada bunu tıklıyorsunuz. Fotoğrafa tıklıyorsunuz. Biraz uzun sürecek. Sonuç olarak yani 5000 tane fotoğraf olduğu için hepsini yüklüyor böyle. Onun da bizim gibi bir zihni var. Uzun sürüyor yüklemesi. Şekilde hemen aktarıyorum. Bu sınırları çizmişim. Evet, hemen sırayla ekledik hepsini. Arkadaşlar şu an bu olay çok yavaş. Bir saniye yoka tıklamam lazım. Yoka tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yoka tıkladıktan sonra bu video haline geliyor fakat şu an acayip yavaş. Şu an acayip yavaş. Bunun hızını 1'e düşürelim. Ben iki tane örnek yapmıştım önceden. Göreceksiniz şimdi. Bu şekilde işgal edilen bölgeler gösteriliyor. Bir ikinci örnek var şimdi de. Gördüğünüz gibi bu kadar. Bunu kaydetmek... Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Siz müzik eklemek istiyorsanız şuradan sese tıklayın. Eğer videonuz acayip uzunsa böyle 15 dakikaysa 10 dakikaysa çoklu müziğe tıklayarak yerleştiriyorsunuz. Kısaysa böyle 1-2 dakikaysa normal müziğe tıklayarak yapabilirsiniz. İhracat diyorum. Galeriye kaydet diyorum. HD mod diyorum. Ve olayımız bu kadar arkadaşlar. Artık bekleme süreci. Hemen bir durduralım. Evet şimdi videoyu izleteceğim size. Dediğim gibi yani her şey bundan ibaret. Hemen izleyelim. Gördüğünüz gibi yani basbayağı mapper yani basbayağı mapping abi bu. İkinci şeye geçelim. İkinci örneğe. Yani şu an çok temel şeyler öğrendik aslında. Dediğim gibi bu bir eğitim serisi olacak. Böyle sürekli bir sürü video gelecek bu konuyla alakalı. Sıradaki videolarda işte neler gelebilir? Neler gelebilir? Gölgelendirme efekti, daha kaliteli paneller, ülke topları nasıl yapılır bunları falan öğrenebiliriz. Fakat şimdi bunlar yapamadığınız bir şey olursa, bakın yapamadığınız bir şey olursa açıklamada ve yorumlar kısmında sabitli Discord şeyimiz var, sunucumuz var. Oraya gelin ve kurucuları iletin. Zaten ara sıra ben de giriyorum, ben de size bakarım. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.